Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Mide reflüsünden yola çıkaraktan, ihmalkarlıktan kanser Doğru. tanısıyla karşılaşan izleyicilerimiz var. Özellikle iştahsızlık, mide kanaması belirti midir mide kanserine diye gelen sorular var hocam, ama öncesinde poliple ilgili bilgi alalım sizden. Yani şimdi bir kere şöyle söyleyeyim ben size. Polip farklı bir yerde, mide kanaması farklı bir yerde. Yani mide kanaması mesela, mide kanaması düşünecek olursak bunun en önemli sebepleri gastrit ve ülserdir. Evet. Polibin en çok görüldüğü yerlerde işte kalın bağırsaklarda polip daha çok gözükür. Her polip kötü anlamına gelmiyor. Polipin anlamı nedir hocam? Polip, şöyle söyleyeyim ben size. Dışarıdan göreceğimiz şey söylemek lazım. Vücutta benler vardır, biliyorsunuz. Evet. Bir de et beni deriz, böyle dolgun olur şöyle. O et benleri bağırsakta olursa bir çeşit polip olur. Peki olduğunda vücudun işleyişini bağırsak sistemini engelliyor mu? Büyük olursa, büyürse, evet. bağırsağın pasajını engellerse, bağırsaktan yiyecek geçişini engellerse o zaman problem. Sıkıntı. Ama zaten o zaman hakikaten problem, erken teşhis koyamadık, geç kaldık anlamına gelir. Dikkat edeceğimiz nokta şu, ailede polip var ise, virgül, sizde herhangi bir şekilde herhangi bir polip teşhis konulduysa ne yapacağız? Evet. İşte şu kavramı bilmemiz lazım. Polipler tamam kötü huylu değil, ama polipler kötü huya dönüşme insidansı çok yüksek olan bir sürece dahil. Zaman içerisinde dejenere oluyor. Dejenere oldukça bu sefer kansere kayma riski artıyor. Kaydıysa zaten sıkıntıda. Onun için eğer doktorunuz polip teşhisi koyduysa ve size şunu dediyse, ya polibiniz var, biz bunu almak zorundayız. Bunu yapın. Ama doktorunuz eminim ki size şunu söylemeyecektir. Hemen yat, ertesi gün yapalım demeyecektir. Ama siz uygun olduğunuz en kısa dönemde bunu aldıracaksınız. Neden? Kansere dönüşse o zaman daha fazla sıkıntımız olur. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.